Merhaba arkadaşlar, yine bir yeni bir videoda karşınızdayım. Bu sefer size yine güncel bir konudan bahsedeceğim. Aslında konudan bahsetmekten ziyade ilgimi çeken bir şey oldu. Ondan Onu sizinle paylaşacağım. Neuralink'i herhalde şu günlerde duymayan kalmamıştır. İşte, e, Elon Musk, Amerika'daki meşhur girişimcinin diğer firması olan Neuralink'te ile ilgili bir demo yaptılar. Hatta işte şu an burada gördüğünüz sayfada bundan bahsediliyor. 28 Ağustos'ta yapılan demonun tarihi burada hala duruyor. Web sitelerinde başka bir şey yok zaten pek fazla işte beyine takılacak bir çiple ilgili çalışmalarının şu anki durumunu gösterdiler ki tabi ben izlemedim henüz açıkçası. Haberlerden biraz takip ettim. Bir de işte şu an sadece tabi çok temel yaptıkları çalışmaların aslında başındalar. Domuzlar üzerinde gösterdiler belli bir demoyu. işte temelde bilmeyenler için söyleyelim ne olduğunu. İşte aslında insan beynine yerleştirilecek yani kafatasınızın üzerine bir delik açılarak diyelim yerleştirilecek bir çiple beyinle haberleşebilecek bir sistem üzerine çalışıyorlar. Tabii bu bunun değişik kullanım alanları olabilir. İşte değişik beyinle ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği gibi. Müzik dinlemek için de kullanılacağını örneğin söylüyor Elon Musk. Yani bir şekilde şöyle örnekliyor aslında cep telefonunuzu beyninize taşımak gibi bir şey. Tabi bununla ilgili birçok tartışma oluyor doğal olarak. İyi yönleri kötü yönleri iyiye de tabi kullanılabilir. Kötü şeyler için de kullanılabilir. Kim beynine çip taktırmak ister gibi tartışmalar var. Bunlar hep vardı. Aslında insanlara çip takma konusu yeni bir konu değil. Yani insanlara çip yıllardan beri takılıyor. Ne Kimlere takılıyor tabi herkese değil. Örneğin kalp hastalarına. Yani kalp pil denilen bir cihaz var. Kalp pili deyince sanki ismi pil diye geçtiği için direkt sadece bir pil kalbe bağlanmıyor. Bu aslında bir cihaz ve içinde bir gömülü yazılım var. Ee, o yüzden aslında insanlara çip takma konusu yeni bir şey değil. Ee, bir şekilde bunlar yıllardır var. Benim burada sizinle asıl paylaşmak istediğim şey... E, Elon Musk da haberlerinde okuduğumda şundan bahsetmişler. Yani biz bu demoyu aslında şu anda ne bir yatırım çekmek için yapıyoruz. ne de işten işin reklam olsun diye değil. Biz aslında insan toplamak için yani insan kaynağı bulabilmek için biraz işi heyecanlandırıp insanları burada çalışacak iyi insanlar, iyi mühendisler bulabilmek için bunu yaptık diye demiş. O benim ilgimi çekti. Ve kendislerinde zaten bir iş ilanları bölümü var. Bakın iş ilanları bölümüne girdiğinizde burada bayağı bir başlık var. Baş, bayağı başlıkta mühendis aranıyor. İşte electrical engineering diye başlıyor. Implant sistemlerden, işte robotik, ilk e, gömülü yazılım, nöro engineer, mekanik mühendis, makine mühendisleri farklı alanlarda tabii yine bizi ilgilendiren. Bakın burada da bir tane hemen e, gömülü yazılımcı aranıyor. Hmm. Ben zaten hani her zaman bildiğiniz gibi ilgi, ilgi alanımız bu. E, burada arkadaşlar Neuralink'in geliştirmeye çalıştığı ultra high bandwidth yani yüksek e, band gelişine sahip bir beyin makinesi için çalışacak insanlar arıyoruz diyor. Ee, rol hakkında, pozisyon hakkında bilgi verilmiş. Ee, ve işte aranan nitelikler sıralanmış. Bakın ne, ne mesela? İşte 2 yılın üstünde e, safety critical yani güvenlik kritik sistemlerde gömülü sistem geliştirme tecrübesi, işte C C++ Python dillerinde tecrübe, işte yönetleyici mimarileri, bakın çevre birimleri, geliştirme ortamları hakkında bilgi, işte şematikleri ve data sheetleri okumakla ilgili e, rahat okuyabilecek seviyede olmak. Ee, ve işte araçlar konusunda çalışmış yapmış olmak ve elektrik elektronik konusunda sağlam temellere sahip olmak. Bakın Hardware, Software, Debugging Skills. Yani zaten gömülü sistemlerle uğraşanların e, çok aşina olduğu bir işte hata ayıklama, donanımlarla ilgili hatalar ayıklama, hataları bulma, tabi laboratuvar ekipmanlarını kullanma gibi nitelikler var. Bunun üzerine de e, bunlar tabi anahtar noktalar. Preferred Qualifications'da da daha yani üzerine olursa yüze olur S özellikler sıralanmış. İşte bakın ARM çekirdekleriyle çalışmış olmak. Linux kernel'ı konusunda bilgi sahibi olmak, FDA, FDA tabi Amerika'nın sağlık bakanlığının onay süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak tabi bu tabi buradaki ilan Amerika'daki çalışanlar için tabi özel odaklanmış bir şey. Yani FDA prosedürleri konusu şu arkadaşlar her sağlık konusunda bir ürün geliştirenler bir ilaç olabilir veya cihaz olabilir. Sonuçta bir şekilde her ülkenin sağlık Bakanlığı'nın onay süreçleri var, oradan geçiyorsunuz. Burada FDA süreçlerinden bahsedilmiş. FPGA geliştirmeden basmış. FPC'yi de demek ki. Bakın RF, Bluetooth, TCP, IP istekleri e, ve daha önce kriptografi e, yani şifreleme sistemleri, gömülü sistemlerdeki güvenlik konusunda çalışmış olmak. Çünkü böyle bir şey yapıldığında bir de bunun güvenlik tarafı var her zaman olduğu gibi. Yani beyninize takılan çipin hacklendiğini düşünebiliyor musunuz? Ben düşünemiyorum. Düşünmek de istemiyorum. E, ve işte karşılığında neler sunuluyor? Onlar verilmiş. İşte e, çok güzel dünyayı değiştireceğiz. Büyüme potansiyeli fazla. E falan filan ve aa, en önemlisi yemek veriyorlarmış arkadaşlar <laughs> yakın yani şimdi tabii Türkiye'de olanlar buna aşina olmayabilir doğaldır Türkiye'de bizim için hani iş yerlerinin yemek vermesi çok standart bir uygulamadır yani. yani hemen yemek dahildir her zaman iş yerlerindeki çalışma koşullarında ama batı ülkelerinde özellikle Amerika'da Avrupa'da da burada da böyle örneğin eee yemek vermiyor arkadaşlar normal şartlarda. Ha, Amerika'da işte belli büyük şirketler bunları özel ekstra şeyler olarak sunuyor işte Google'da, Facebook'ta hep duyuyoruz değil mi? İşte yemekler atıştırmalıklar vesaireler hani. bu ekstra bakın burada şey olarak geçiyor yani yemek verilmesi. Şimdi böyle bir şey bizim Türkiye'deki bir ilanda olsa yemek dahildir. Hani çok aslında şey olmaz. Hani ekstra bir şeymiş gibi görünmez ama işte batı ülkelerindeki durum bu. Burada mesela Hollanda'da da yani yemek şirketler yemek sağlamıyor siz herkes bir sandviçini götürüyor yanında. Öyle o sandviçini yiyor örneğin yani. Burada özellikle sandviç evet çok seviyorlar sandviçi. Ee, şeklinde bir ilan. Bakın bu ilanda ilginizi çeken veya dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Bence çok ilginç olan nokta şu. Üniversite mezuniyeti ile ilgili bir madde yok. Yani şu bölümlerden mezun diye bir madde geçmiyor. Hani bırakın şunu. Hani Türkiye'deki gibi işte tercihen işte Stanford, Harvard, MIT üniversitelerinden mezun onu geçtik zaten ki Amerika'da yasal olarak bunu yapamazsınız ayrımcılığa girer ee, ama en azından hani şu bölümlerden mezun diye yazabilirlerdi. Bakın üniversite şeyi bölüm konulmamış yani sadece gerekli nitelikler istenmiş, Şunu bilecek, şu konuda tecrübe sahibi olacak. Bu da ilginç bir nokta bence. Yani buradan iki ilginç nokta var benim için gördüğüm. Bir işte bu üniversite mezuniyetinin hiç yazılmamış olması, ilanlara bölüm sınırlaması koyulmamış olması. Ee, i̇kincisi de bakın konu nereye giderse gitsin işte beyne takılacak çipten tutun artık hangi sistemden işte Elon Musk'ın diğer firmalarından düşünürseniz işte Tesla'da araba yapılıyor, SpaceX'te uzaya roketler fırlatılıyor falan. Hepsinde illaki bir gömülü yazılım, yazılım, elektronik ve yazılım arkadaşlar içinde bir pozisyon oluyor mutlaka. Çünkü artık her şeyi kontrol eden sistemler, elektronik sistemler ve yazılım var bir şekilde de işin içinde. Yani şunu soranlar oluyor işte yani hala işte gömülü sistemden iş alanları nasıldır? İşte iş alanlarını görüyorsunuz. Bakın Neuralink diye bir şu anda çok acayip bir çalışma yapılıyor. Orada gömülü yazılımcı gerekiyor. Uzaya roket fırlatılıyorsa orada da yazılımcı gerekiyor. İşte araba yapılıyorsa orada da zaten hep işin büyük çoğunluğu yazılım. Şu anda benim çalıştığım projede aslında bir otomotiv projesi örneğin. Ee, yani olayın yüzde büyük o oranda değilim. Yani şimdi yüzde veremem tabii ki ama elektronik bir yazılım üzerinden gidiyor ki elektrikli arabalarda bu oran tabii çok daha fazla oldu artık. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ben de bu Neuralink'in ilanını görünce, gömülü yazılım ilanını, onu sizinle paylaşmak istedim. Yani iş alanları böyle. Ama dünyadan bahsediyoruz tabii ki. Şimdi spesifik olarak Türkiye için konuşacak olursak farklı şeyler konuşabiliriz. İşte Avrupa için konuşacaksak başka şeyler konuşabiliriz. Ama genel olarak yani bu iş imkanlarının artmıyor olmasını söylemek çok zor. Artacaktır. Daha da ihtiyaç olacak. Mühendislere her zaman ihtiyaç var zaten. E o yüzden... Bu da aslında bu sorunun bir cevabı. Yani bu alanda iş imkanları var mı? Evet, görüyorsunuz var ve giderek artıyor. Ama her ülkenin kendi özel şartlarından veya zorluklarından dolayı bu az veya çok olabilir. Çünkü bu tür iş imkanlarının olması için yüksek teknoloji üretiliyor olması lazım o ülkede. Yani mesela Türkiye'nin şu an bildiğim kadarıyla yüksek teknolojik ihracatındaki payı, e, yüksek teknoloji ürünlerinin %1 civarında. Tam emin değilim rakamdan ama 1 ile 2 arasıdır en fazla. Hatta 1,5'u yakalamaya çalışıyorduk diye hatırlıyorum en son. Tabii ki öyle olduğu zaman bu alandaki iş imkanları çok kısıtlı demek oluyor. Ama bir ülkenin işte yüksek teknoloji ihracatındaki yüksek teknoloji oranı %30'lardaysa örneğin, orada çok fazla sayıda yüksek teknolojik işe iş yapacak insana ihtiyaç var demektir. Bunu da böyle değerlendirmek lazım. Bunu da sizinle paylaşmış olmak paylaşmak istedim. umarım ilginizi çekmiştir. Dediğim gibi dünyada şu anda hangi teknoloji alanında ürün geliştirilse geliştirsin illaki elektronik ve yolu yazılımdan geçecektir. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.